şimdi sosyal medya ve dijital güvenlikle ilgili. Şöyle, malumunuz artık son gün bugün reklam yasağı geldi. Facebook en son Türkiye'de temsilcilik açacağını söyledi. Hatta o temsilciliği açacak olduğunu ifade ettiği açıklamasında bir takım şartlar da öne sürdü. Kendi kriterlerimizden ödün vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla Instagram'da sorumlu bir alan olmaktan çıkacak temsilcilik açıldığında kullanabileceksiniz. Twitter kaldı geriye. Twitter'ın bakalım temsilcilik açıp açmayacağı da tartışılıyor. Ama Facebook'un açıklaması önemli. Biraz konuşalım istedik üzerine. Medya ve Dijital Güvenlik Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan ve Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün konuklarımız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şöyle başlayalım. Şimdi reklam yasağına ramak kala diyebiliriz herhalde. Bugün başladı. Dün temsilcilik atanacağını duyurdu. Ama bir şart öne sürdü. Dedi ki Facebook, ilkelerimize aykırı bir talep gelirse temsilciliği geri çekeriz. Ne anlayacağız bundan? Hukuki açıdan böyle bir şey mümkün mü? Sonuçları ne olur? Sayın Ergün, sizle başlayalım. Merhaba tekrardan. İyi yayınlar diliyorum. Tabii beklenen bir gelişmeydi. Aslında uzun süredir yaptırım süreçleri uygulanıyordu. Bu para cezalarıyla başladı. Kısmi uygulamayla birlikte. Para cezaları sonucunda da dün itibariyle, bugün itibariyle reklam yasağına ilişkin de bir uygulama devreye sokuldu. Resmi gazetede BTK'nın ilanıyla birlikte. Tabii bu noktaya gelene kadar birçok sosyal medya kuruluşu, ki bunlar arasında TikTok, Dailymotion, YouTube gibi sosyal ağlar da vardı. Facebook'la da, Facebook yani Instagram grubuyla da müzakereler devam ediyordu. Dün itibariyle bu reklam yasağından çok ciddi anlamda zarar göreceklerini anladıkları için temsilcilik açma konusunu kabul ettiler ve açıklama yaptılar. Bir tüzel kişilik mahiyetinde bu temsilciliği açacaklarını söylediler ve bir şerh düştüler. Bu şerhlerinde de işte şirket kurallarının aynı şekilde uygulanacağını ve ifade özgürlüğünün de korunacağına dair. Zaten 5651 sayılı yasa kapsamında ifade özgürlüğüne dair bir yasaklama durumu söz konusu olmadığı için bu noktada biz temel olarak zaten talep şuydu: Türkiye Cumhuriyeti yargı mercilerinin, yani Cumhuriyet Savcılıklarının olsun, mahkemelerin olsun, taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda bir düzenlemeydi. Bu düzenlemeyi de kabul ettiler. Şirket kuralları içerisinde ne var derseniz, zaten kişileri zarara uğratan içerikler de şirket kuralları açısından, Facebook açısından mahsurlu içerikler olarak kabul ediliyor. Dolandırıcılık ve aldatmaya yönelik bir takım içerikler de zaten şirket kuralları gereği bunlar mahsurlu içerikler olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla onların şirket kuralıyla bizim yargı sistemimiz arasında bir paralellik söz konusu. Bu noktada bundan sonra makamlar, Türk makamları doğrudan muhatap bulabilecekler, ilişki ve diyaloğa geçebilecekler. Diğer ülkelerde olduğu gibi bunlar da artık belli bir noktadan sonra Türkiye'nin de sağlam bir duruşu vardı. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani kamu kurumlarıyla olsun, gerek yasal düzenlemelerle olsun, Türkiye'yi 3. dünya ülkesi olarak gören bu türlü kuruluşlara karşı dirayetli bir duruş sergilendi ve bunun karşılığı olarak da bir anlamda teslim oldular diyebiliriz. Twitter kaldı herhalde geriye. Twitter kaldı. Interest kaldı. Periscope kaldı. Zaten Twitter, Periscope aynı grup. Buradaki durum da, yani Twitter'ın reklam gelirleri işte Facebook, Instagram'a göre çok çok daha düşük. Ondan dolayı bu zararı belli ölçüde göze almış olabilir. Bir de Twitter'ın artık dünya üzerinde farklı bir misyonu oluşmaya başladı. Yani ne diyeyim, küresel operasyonların odağı haline dönüşmeye başladı. Bunu biz Amerika'da da gördük. Yani bunun artık birinci amacı para kazanmadan ziyade belli bir takım kişi ve kuruluşları temsile bir odak halinde kendi belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmeyen herkesi yok görme gibi bir algı oluşmaya başladı. Türkiye'ye bakışları da bu yönde. Ama benim tahminim, çünkü Facebook'la da aynı şekilde müzakereler yürürken biz de temsilci açacaklarını söylemiştik. Twitter'ın da bu konuda temsilcilik açma yönünde bir irade ortaya koyması. Açmazsa eğer, şu son sosyal ağlar kabulüyle birlikte Türkiye'nin eli çok güçlendi bu noktada. Dolayısıyla artık Twitter ifade özgürlüğü gibi geniş ve gerçekten bir hak olan kavramın arkasına saklanamayacak. Ve bununla alakalı da gerek, 3 aylık bir zaman dilimi var artık önümüzde. 3 ay içerisinde yine temsilcilik açılmazsa bu sefer
bant genişliğini daraltma gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Bu ne demek? Bu bir nevi erişim engelleme demek. Bu böyle bir uygulamayı, yaptırımı koyacak olan Türkiye'nin şu anda eli çok daha güçlü, çok daha kuvvetli. Yani birileri kalkıp işte Twitter'a siz sosyal medyaya savaş açtınız, sosyal medyayı yasaklıyorsunuz diyemeyecekler. Neden? Çünkü diğer sosyal ağlar Türk kanunlarına uygun bir biçimde gelip burada temsilcilik açtılar. Twitter'da kusura bakmasın, gelsin Türk kanunlarını ve mahkemelerini tanıyorum desin, ortaya bir irade koysun ve bu noktada da eşgüdümlü olarak çalışmayı kabul etsin. Kabul Peki. etmemesi halinde artık iş bu noktadan sonra alan daraltmaya doğru gidiyor. Alan daraltmaya doğru gidecek diyorsunuz. Sayın Eraslan, evet. Buyurunuz efendim. Siz ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Bir de ne değişecek şimdi? Buyurun. Evet, sizinle de daha önce çok sefer bunları konuştuk Mehmet Akif Bey. Dünkü Facebook'un açıklamasını ben tek kelimeyle küstahlık olarak nitelendiriyorum. Çünkü İngilizcesi ve yerlisi bütün çevirilerine baktığımız zaman dört yerde ifade özgürlüğü ve özgürlük bağlamını vurguluyor ve neredeyse bir lütufmuş gibi biz temsilcilik açıyoruz diyor. Bakın şu cümle her vatanseveri rahatsız eder. İlkelerimize ters hareket etmemiz ısrar edildi. Şimdi biz temsilcimizi geri çekeriz diyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Sosyal medya şirketlerinden şimdiye kadar devletimiz ne istedi de Facebook böyle bir vurgu yapıyor. Bakın bu çok ilginçtir. Ve dört yerde ifade özgürlüğü vurgusu yaptılar. Şimdi baktığımız zaman burada ters giden bir şeyler var. Ve Facebook'un ortaya koyduğu bir duruş var. Şimdi tabii ortada ticari ve ekonomik bir durum da söz konusu. Dünyadaki reklam payını en çok Facebook alıyor. Twitter'ın o kadar çok reklam boyutu yok. Ülkemizde de yok. Bir rakam daha vereceğim size. Mesela kullanıcı sayılarına baktığımız zaman ortalama Facebook'ta 39 milyon kullanıcı Türkiye'de. Instagram'da 37 milyon. WhatsApp 50 milyon. Yani totalde Mehmet Akif Ersoy 150 milyon kullanıcı var. Ve Türkiye'nin reklam payı sosyal medya ağlarında 1,5 milyar dolarını zaten Facebook alıyor. Twitter'ın ne kadar kullanıcısı var? Twitter çok düşük. Kürşat dostum da söyledi. Çok düşüktür. Dünyada çok reklam payı milyon az. Türkiye'de kullanıcısı var. Evet, 13 milyon, 11 milyon ama reklam payı düşük Twitter'ın. Yani reklam yasağından çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama bant daraltmadan etkilenecektir. Önce %50 3 ay sonra. Sonra %90. Ben ilk bu iş çıktığında söylemiştim. Twitter şahin bir duruş sergiliyor. Fakat yalnız kaldı. Zuckerberg'i ben buraya kadar beklemiyordum açıkçası. Yani çok liberaldir. Mesela Almanya'da ilk o açtı. Hemen yardımcı oldu. Bu arada Alman yasaları bizden daha sert. Bir örnek vereyim mesela. Diyor ki kolluk güçlerine gördüğünüz her türlü olayı vermek zorundasınız. Bizde o yok mesela. Ama baktığımız zaman burada çok farklı bir ifade var. Ben tekrar o açıklamaya döneceğim. Lütfen buna herkes tepki göstersin. Karar vericilerimiz tepki göstersin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir buz devleti değildir. Facebook, WhatsApp'a Türklerin yaptığını görsün. Bakın geçen hafta kitlesel ayrılışlarla WhatsApp 1'deydi, 4'e düştü Mehmet Akif Bey. Bu duruşu sergileyelim. Yani şimdi Facebook, Instagram, WhatsApp bizden para kazanıyor. Vergiyi şeyden kesiyor, İrlanda'dan fatura kesiyor. Bunu vatandaşımız bilsin. Yani biz para kazandırıyoruz bu adamlar. Ama hukuki sürece uymak zorundalar. Nokta. Yani şöyle, şimdi WhatsApp geri adım attı dediğimiz tarihi öteledi biraz değil mi? 15 Mayıs. Tabii biraz zaman kazanıyor ama tepkiyi gördü. Tepkiyi gördü yalnız. Facebook'ta bu önemli. Sizi bakın, bu kadar tepki göstermeye iten cümle nedir? Özellikle. Şudur, çok net olarak söylüyorum. İlkelerimize ters hareket etmemiz ısrar edildiğinde temsilcimizi geri çekeriz diyor. Şimdi ya çok ilginç bir cümle bu. Yani bütün vatanperverler bundan rahatsız olur. Mehmet Akif Bey, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuki düzenlemelerle hareket eder. Yani size kim neyi ısrar edecek de temsilcinizi geri çekeceksin. Bu beni çok rahatsız etti açıkçası. Bunun da açıklamasını yapmalarını ben istiyorum. Peki. Ve karar vericilerimiz de buna dönük lütfen bir girişimde bulunsunlar. Bir tepki verilmesi gerektiğini de düşünüyorsunuz. Çok Levent net, Eraslan, evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kürşat Ergün, çok teşekkürler. Efendim geriye Twitter, Pinterest, Periscope kaldı.
yani Twitter firması kaldı diyebiliriz. Dolayısıyla artık reklam yasağı başladı. Bir sonraki adım bant daraltma. Bakalım Twitter temsilcilik açacak mı? Noktalayacağız biz manşeti. Yayınımız spor bülteniyle devam edecek. Hande Sarıoğlu birazdan karşınızda olacak. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.